Emeğe geçen sonsuz teşekkür ediyorum. Beyşehir adına, Dere Bucağı'na, Serikat ve Manavgat adına, Antalya adına güzel birlik elimizden dolayı bizi bugüne getiren Ya Rabbi'ye şükürler olsun diyorum. Ecdadın ruhu şad olacak diyorum. Ecdadımızın yaptığı Eşrefoğlu Camisi'nin mihrabını bugünün anısına zat halinize takdim etmekten şeref duyduğumuzu söylüyorum. Allah ananızdan, atanızdan, başta Cumhurbaşkanımızın ve bütün bakanlarımızın, karayollarımızın, mak yolun yüreklerine sağlık diyorum. Allah ananızdan, atanızdan razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Sıralar sunuyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözlerinizden dolayı ve bu güzel hediyeden dolayı çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Beyşehir'e bal yemeye geleceğiz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hatice Başkan, konuşmamda übradı dedim mi ben? İbradı da dedim mi? İlçeler say, tamam. Unut. İbradı'yı unutmak olmaz. Kadın başkanımız var çünkü. Evet, bakanımızı... Allah, Muhammed, Hazreti Ebubekir, dört halifenin nakşedilmiş hali ardıç ağacımıza, oradaki 100 yıllık bir ardıç ağacımıza inşallah Eşrefoğlu Cami hatırası diye de yazdı. Ben de yine tünelimizin açılışından dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza zat halin teşekkür etmek istiyorum. Çocukluğumuzdan beri Beyşehir'de hayaliyle yaşardık. Olsun. Tayyip Erdoğan varsa hayaller gerçeğe dönüşmek için. Şahitlik ettik. Gembos yolunu ve Demir Kapı tünelini açtık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, değerli bakanlarımıza, AK Partili gönül dostlarımıza ve Beyşehir'den gelen abilerimize de çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Vatanımıza, milletimize Gembos yolumuz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Altyazı M.K.